Büyük mücadelelere girmiş sizlerde hayat korkusu yoksa Uşak cephesine buyurunuz. Böyle olduğunuzu, bu yeterlilikte olduğunuzu ispat ediniz. Taarruzunuzu bekliyorum. Bu videomuzda milli mücadele döneminde adından oldukça söz ettirmiş olan, kimine göre kahraman, kimine göre Yunan'a sığınan bir hain, kimine göre ise hırsına mağlup olmuş ve hatalar yapmış bir mücadeleciden, yani Çerkez Ethem'den bahsedeceğiz. Hazırsanız videomuza geçelim. Milli mücadeledeki rolüne geçmeden önce Çerkez Ethem'i kısaca tanıyacak olursak, Çerkez Ethem 1886 yılında Bandırma'da doğmuştur. Bulgar ve Irak cephelerinde savaşmış ve her iki cephede de yaralanmıştır. Mondros sonrası yurt işgale hazır konuma gelip Osmanlı Devleti'nin de yabancı devletlerin işgaline ses çıkaramaması sebebiyle etrafında topladığı insanlarla birlikte dağa çıkmıştır. Askerlerin ihtiyaçlarını kimi zaman zorla, kimi zaman da gönüllü olarak bölge halkından karşılayan bu grup, Mustafa Kemal ve arkadaşlarının milli mücadele ateşini büyütmesiyle birlikte daha da ön plana çıkmış ve bölgede Yunanlılara karşı birçok başarı elde etmiştir ve Yunan birliklerine vurkaç taktiğiyle oldukça çok zayiat vermiştir. Çerkez Ethem sayıları kimi zaman binleri bulan savaşçıları ile Düzce, Bolu, Hendek isyanlarında ve Damat Ferit'in milli mücadeleye karşı kurduğu Anzavur Harekatı'nda önemli başarılar göstermiştir. Başarıları sonrasında Mustafa Kemal Paşa kendisine şu telgrafı çekmiştir. Kolordu Komutanı Ali Fuat Paşa Hazretlerine, Ethem Bey kuvvetlerinin Eskişehir'de toplanmaları konusundaki mütalalarınıza iştirak ederiz. Başarıları ve hizmetleri kurtuluş tarihimizde en parlak satırlar işgal edecektir. Pek samimi tebrik ve teşekkürlerimizin bütün millet meclisi namına kendilerine iletilmesini sizlerden rica ederim efendim. Bu ve bunun gibi övgülerle birlikte Çerkez Ethem her geçen gün daha da güçlü hale gelmektedir. Ayrıca mecliste bulunan kardeşi Reşit Bey'in varlığı ile Ankara'da da adından oldukça söz ettirmiştir. Yozgat isyanı baş gösterdiğinde Büyük Millet Meclisi tarafından isyanı bastırması için Ankara'ya davet edilmiştir. İlk fikir ayrılıkları da burada baş göstermeye başlamıştır. Yozgat isyanını oldukça sert bir şekilde bastırıp birçok yargısız ve hukuksuz iş yapmasından dolayı tepki çekmeye başlamıştır. Elinde bulundurduğu güç ile komutanlara ve valilere emir vermektedir. O sırada Ankara'da vali olarak bulunan Reşit Galibi isyanda sorumlu olarak görmüş ve derhal kendisine verilmesi için Ankara'ya telgraf çekmiştir. Mustafa Kemal'in arkadaşı olan ve vatana oldukça katkı sağlamış olan Reşit Galip Çerkez Ethem'e verilmemiştir. Çerkez Ethem'in bu tavırlarını Mustafa Kemal Nutuk'ta şöyle anlatmıştır. Çerkez Ethem Bey ve kardeşlerinin ilk defa dikkati çekmeye başlayan bazı tavır ve davranışları hakkında yüksek heyetinizi aydınlatmak isterim. Çerkez Ethem Bey milli müfreze ile önce Anzavur'un takibinde sonra da Düzce isyanında başarılı bazı hizmetler yapmış olduğu için Yozgat'a gitmek üzere Ankara'ya çağrıldığı zaman hemen herkesten iltifat ve takdirler gördü. Şüphesiz kendisini abartmalı bir tarzda beğenenler ve övenler de olmuştu. Ethem Bey ve kardeşlerinin daha sonraki davranışları gördükleri övücü muameleden mağrur oldukları ve bazı hayallere kapıldıklarını gösteriyor. Ethem Bey ve kardeşlerinden Tevfik Bey Yozgat'ta isyanı bastırmakla meşgul oldukları sırada kendilerine yakın ve uzak ne kadar askeri ve milli komutanlarımız varsa bunların rütbe ve mevkilerine değer vermeksizin hepsine birer birer aşağılayıcı ve saldırgan davranışlarda bulunmakta hiçbir sakınca görmemiştir. Ethem Bey'in şahsını, niteliğini ve değerlerini tanımayan komutanların çoğu memleketin ateş içinde bulunduğunu ve Ethem Bey'i abartmalı olarak işittikleri için mümkün olduğu kadar kendisiyle fazla çekişmekten kaçınmışlardır. Bundan cüret alan Ethem ve kardeşi Tevfik Beyler Türk ordusunda değerli hiçbir subay ve komutan bulunmadığını ve kendilerini herkesten üstün birer kahraman olduklarını zannına kapılmışlardır. Ve bu zanlarını açıktan açığa pervasızca herkese söylemekten çekinmemişlerdir. Doğrudan doğruya valilere ve herkese emirler veriyorlar ve emirlerinin yerine getirilmemesi halinde idam edileceklerine gözdağı olarak ekliyorlardı. Ethem Bey Ankara ve Ankara'daki hükümet üzerinde dahi otorite kurma denemesinde bulunmuştur. Sözde Yozgat isyanı Yozgat'ın bağlı bulunduğu Ankara valisinin kötü idaresinden çıkmış, bundan dolayı isyana sebep olanlar için uyguladığı cezayı ki o ceza asılarak idam edilmektir, Ankara valisi için de olan yerinde doğrudan doğruya kendisi uygulamaya karar vermiştir. Yozgat'a gönderilmesini istediği Ankara valisi, milli mücadelede fevkalade hizmet etmiş, yararlılık göstermiş ve göstermekte olan Ankara valisi Yahya Galip Bey'di. Yahya Galip Bey'in hizmeti özellikle bizce takdir edilmiş, pek gerekli ve yararlı bir zat olduğu biliniyordu. İşte böyle bir zatı kendi eline idam sehpasına vermeye bizi mecbur etmekle en büyük otoriteyi ve etkiyi kazanabileceğini düşünmüştü. Elbette Yahya Galip Bey'i veremezdik ve vermedik. Ethem ve kardeşleri bu konu üzerinde fazla ısrar etmediler. Fakat Yozgat'ta özellikle milletvekillerine
Ankara'ya dönüşümde Büyük Millet Meclisi Başkanı'nı meclisin önünde atacağım yolda boş boğazlıkları da duyulmuştur. Yozgat Milletvekili Süleyman Sırrı Bey de bu boş boğazlığı işitenlerdendir. Biz bütün duyup öğrendiklerimize rağmen bu kardeşleri daima yararlanabileceğimiz bir durumda bulundurmak yolunu tercih etmiştik. Tam da bugünlerde 14 milletvekili üyesi bulunan ve birçok ilde hızlıca örgütlenen Yeşil Ordu adında bir dernek, Mustafa Kemal'in bilgisi dahilinde kurulmuş fakat bazı hareketleriyle ilgi çekmeye başlamıştır. Çünkü bu dernek hem Mustafa Kemal'in adını kullanarak örgütleniyor hem de Anadolu'da İslamiyeti ve Bolşevikliği ortak noktada buluşturup bir sistem kurmayı planlıyordu. Bu Mustafa Kemal'in düşüncesini yansıtmıyordu. Üstelik kurucularından birisi Çerkez Ethem'in abisi Reşit Bey'di. Yozgat isyanı için Ankara'ya gelen Çerkez Ethem ve diğer kardeşi Tevfik de Yeşil Ordu'ya katılınca dernek hem siyasi hem askeri bir güç elde etmiş oldu. Mustafa Kemal derneği kapatmaya çalıştıysa da bunda başarılı olamadı ve derhal karşı bir grup kurup derneğin gücünü zayıflattı. Yunanlıların örgütlenip güçlü bir şekilde her koldan saldırı hazırlığında olacağı haberleri üzerine düzenli ordu kurma çalışmaları hızlandırıldı. Başından beri düzenli orduya karşı olan Çerkez Ethem ve kardeşleri ilk başlarda düzenli orduya katılmasa da sürekli irtibat halinde kaldılar. Fakat bunun böyle devam etmesi olanaksızdı. İngiliz destekli Yunan ordusuna karşı birlikte savaşmak şarttı. Mustafa Kemal başarının düzenli orduyla geleceğini düşünüyor, Çerkez Ethem ve bazı kuvacı liderler ise emir altına girmek istemiyordu. Hele Çerkez Ethem bunca başarısından sonra ancak düzenli orduya komutan olarak girerim düşüncesindeydi. Fakat Mustafa Kemal Paşa Çerkez Ethem'in en fazla 2000 kişilik orduyu yönetecek güçte olduğu kanısındaydı. Yozgat isyanını bastıran ve Ankara'ya dönen Çerkez Ethem birlikleri Ankara'da oldukça yüksek sevinçle karşılanmıştı. Her ne kadar Yozgat'ta isyanı bastırırken yanlış işler yapmış olsa da bu günün şartlarında sadece akıllara not edilmiş ve görmezlikten gelinmişti. Bu günleri İsmet İnönü anısında şöyle anlatıyor. Ethem Bey Yozgat isyanını bastırdı ve Ankara'ya döndü. Ankara çarşısında ve etrafında panayırlar kuruldu. Yozgat'tan sürdükleri koyunları halkın gözü önünde satmaya başladılar. Olup bitenleri hüzünle seyrediyoruz. Fakat bir şey yapamıyoruz. Ethem Bey'i istasyonda karşıladığımızı ve birliklerini denetlediğimizi hatırlarım. Oradan ayrılırken Atatürk'e sordum. Her biri tepeden tırnağa silahlıydı. Bunun kendilerine verdiği güven ve büyüklük duygusu ile herkese tepeden bakıyorlardı. Bugün memlekete hakim olanlar kimdir? Bunlar mı? Biz miyiz? Beraber yürüyoruz, Atatürk biraz durdu. Düşündü ve şu cevabı verdi. Biziz. Akıl bizdedir. Atatürk'ün bu sözlerinden çok keyiflendim. Çerkez Ethem ise hatıratlarında Yozgat isyanını anlatırken Büyük Millet Meclisi'nin aciz durumda olduğunu, böyle bir isyanı dahi bastıramayıp kendisinin çağrılmasının hayret verici olduğunu belirtip Mustafa Kemal'e bu süre içinde ne yaptınız dediğini anlatır. Ve yine kendi anlattığına göre Mustafa Kemal kendisine Ankara'da işlerin çok karışık olduğunu, meclisin içinde birçok saray yanlısının bulunduğunu ve bunlarla mücadeleye çok mesai harcandığını söylemiştir. İlerleyen günlerde İsmet İnönü Batı cephesinde kontrolü ele almaya başladığında Çerkez Ethem Ankara'ya geldi ve birliklerini kardeşi Tevfik Bey'e emanet etti. Tevfik Bey İsmet Paşa'nın isteklerine cevap vermiyor, askerlerin durumunu bildirmiyordu. Bizzat halktan para toplamaya devam ediyordu. Adeta özerk bir ordu gibi hareket etmekteydi. Raporlar ara sıra Çerkez Ethem aracılığı ile Mustafa Kemal Paşa'ya bildirilmekteydi. Durumdan rahatsız olan Mustafa Kemal tarafları buluşturma yolunu seçmişti. Bir buluşma organize edildi. Hazırlıklar yapıldı. Çerkez Ethem gecikmeli olarak yolculuk için trene binse de mola esnasında kardeşiyle trenden ayrılmış, hastalığını bahane ederek görüşmeye gitmemişti. Mustafa Kemal bu duruma bozulmuş fakat pes etmemişti. Çerkez Ethem'in abisi Vekil Reşit Bey ve İsmet Paşa ile sorunu çözmek için toplantı yaptılar. Mustafa Kemal Paşa bu toplantıyı şöyle anlatmaktadır. İsmet Paşa vaziyeti ve Çerkez Ethem'in kardeşi Tevfik Bey'in aldığı tavrı izah etti. Reşit Bey kardeşleri ve kendi namına cevap veriyordu. Reşit Bey gayet kaba ve saldırgancı konuşmaya başladı. Kardeşlerinin birer kahraman olduklarını, hiç kimsenin emri altına giremeyeceklerini ve bunu böylece kabul etmeye herkesin mecbur olduğunu pervasızca söylüyor. Ordu, disiplin, kumanda, hükümet kavramlarına ve bunların icaplarına dair söylenen fikirlere kulak dahi vermiyordu. Onun üzerine ben dedim ki, bu dakikaya kadar sizinle eski bir arkadaşınız sıfatıyla ve sizin lehinizde bir neticeye ulaşmak samimi hissiyle görüşüyordum.
Fakat bu dakikadan itibaren arkadaşlık ve hususiyete ait vaziyetim son bulmuştur. Şimdi karşınızda Türkiye Büyük Millet Meclisi ve hükümetin reisi bulunmaktadır. Devlet reisi sıfatıyla Batı Cephesi kumandanına halin icabını gerektiği şekilde yapmasını emrediyorum. Hemen İsmet Paşa lafa girdi ve şöyle dedi. Mahiyetimde bulunan kumandanlardan herhangi biri bana itaatsizlik etmiş olabilir. Ben onu terbiyeye ve cezalandırmaya müktedirim. Bu hususta henüz kimseye karşı azimi itiraf etmiş ve hiç kimsenin bana ait olan bu vazifenin kolayca yapılması için yardımını rica etmiş değilim. Ben vaziyetin icabını yaparım. Tarafından ve İsmet Paşa'dan alınan bu ciddi vaziyet üzerine avazı çıktığı kadar bağırırcasına konuşan Reşit Bey derhal sığınırcasına bir vaziyet aldı ve ileri gitmekte acele edilmemesini ve kendisi kardeşlerinin yanına giderse bir hal çaresi bulunabileceğini bana beyan etti. Bundan bir netice çıkmayacağını, maksadın kardeşlerini aydınlatmak ve zaman kazanmak olduğu meydandaydı. Buna rağmen Reşit Bey'in bu teklifini kabul ettik. Ertesi gün İsmet Paşa'nın hazırlatacağı özel bir tren ile Kütahya'da kardeşlerinin yanına gitmesine izin verdik. Çerkez Ethem'den Büyük Millet Meclisi'nin istekleri şunlardı. 1. Kuvayi Seyyare diğer kıtalar gibi emir ve kumandaya tamamen tabi olacak ve kanun haricinde her türlü taşkınlıklardan kaçınacaktır. 2. Kuvayi Seyyare kuvvetini arttırmak için kendiliğinden hiçbir yerde hiçbir suretle adam toplamayacak ve bu maksatla gönderdiği adamların faaliyetlerine derhal son verecektir. İhtiyaç olduğu takdirde cephe komutanlığınca bu ihtiyaç temin edilecektir. 3. Kuvayi Seyyare firarlileri yakalamak için doğrudan doğruya adamlar tayin etmeyecek, firarlileri diğer kıtalarda olduğu gibi cephe kumandanlığı yakalayacaktır. 4. Kuvayi Seyyare mensuplarının ailelerine bakmak üzere bazı yerlerde bulundurduğu irtibat subaylarının şifreleri, irtibat subaylarının şahısları hükümetçe malum olacak ve bu irtibat subayları elinde bulunan şifreler hükümete de verilecektir. İlerleyen günlerde Çerkez Ethem ve kardeşleri hem İsmet Paşa aleyhine hem Refet Paşa aleyhine gerek mecliste gerekse de orduda propaganda yapmaya başladılar. Düzenli ordu yeni kuruluyorken düzenli ordu aleyhine konuşmalar Mustafa Kemal Paşa'yı daha da fazla rahatsız etti. Çerkez Ethem hatıratlarında bugünlerde İsmet Paşa ve Refet Paşa'yı küçümser ifadeler kullanıyor, başarıyı sadece kendi taarruz ve savunmalarına yoruyordu. Bu süreçte Mustafa Kemal Paşa'ya açıktan bir tavır almaktan çekinmişse de dost meclislerinde artık Mustafa Kemal Paşa'ya güvenmediğini belirtiyordu. Bu görüşlerinde kardeşlerinin etkisi oldukça çoktu. Gerginliğin arttığı ve Mustafa Kemal Paşa'nın arabuluculuk tavırlarına rağmen birleşmenin olmadığı günlerde Çerkez Ethem bir başka kuvacı lider Demirci Mehmet'e gücümüzü birleştirelim teklifinde bulundu. Bu sırada İstanbul hükümeti ve damat Ferit ile de görüştüğü iddia edilen Çerkez Ethem artık kontrolden çıkmaktaydı. Demirci Mehmet harekete geçmeden Mustafa Kemal Paşa'nın emriyle Refet Paşa Demirci Mehmet'i ve birliğini baskınla durdurdu. Demirci Mehmet daha sonra Ankara'ya sığınıp af diledi ve affedildi. Çerkez Ethem buna rağmen durmadı. Kendini haklı görüyor ve emir alan pozisyonuna, hele hele de İsmet Paşa'dan emir alan bir pozisyona girmek istemiyordu. Hatıratlarında bu zamana kadar her şeyi ben yaptım. Devamını da ben getiririm düşüncesinde yazılar kaleme almaktaydı. Yalnız Yunan ordusu kuvvetini artırıyor, büyük bir taarruza hazırlanıyordu. Mustafa Kemal İstanbul'da kurduğu istihbarat servisi aracılığıyla bu gelişmeleri gün gün alıyordu. Ve bunun üzerine düzenli orduyu bir an önce güçlendirmeye gayret gösteriyordu. Çerkez Ethem'in meclise hakaret içerikli yazıları bardağı taşıran son damla olmuştu. Buna rağmen İsmet Paşa son bir defa ılımlı bir mektup yazdı. Fakat Çerkez Ethem çok sert bir yanıt verdi. Verdiği cevap şuydu. Büyük mücadelelere girmiş sizlerde hayat korkusu yoksa Uşak cephesine buyurunuz. Böyle olduğunuzu, bu yeterlilikte olduğunuzu ispat ediniz. Taarruzunuzu bekliyorum. Yine bugünlerde Çerkez Ethem daha önce hain dediği İstanbul hükümetine şu telgrafı çekti. İstanbul Sadaret Yüksek Makamına. Ankara'da tutuklanan saygıdeğer arkadaşlarınızın İstanbul'a geri gönderilmeleri için Ankara Meclis Başkanlığı'na çektiğim protesto telgrafı aşağıda sunulmuştur. Şimdiki halde Millet Meclisi'nin kararıyla saldırıya uğramış bulunuyorum. Kuvvetim savunmaya hatta saldırmaya bile yetmekle beraber karşımda ve yanımda Yunanlılarla temasta bulunduğundan ve hareket şekli hakkında Yunan komutanlığıyla anlaşmaya varılmış ise de sizin onayınızın alınmasını da her bakımdan gerekli gördüm. Mustafa Kemal bu telgrafı okuduğunda şu emri verdi. Ethem'in kuvvetlerini dağıtın. İsmet Paşa Çerkez Ethem'in üzerine yürüdü. İki farklı bölgede Ethem ve kuvvetleri arandı. Fakat bulunamadı.
Tam bu esnada nereden haberleri olduysa Yunanlılar taarruza geçti. İsmet Paşa derhal Yunanlılarla İnönü mevkisinde çarpışmaya girdi ve İzzettin Çılıçlar'a Çerkez Ethem'in işinin bitirilmesi için gerekli bilgileri verdi. Çerkez Ethem'in kuvvetleri Refet Belen'in de gelmesiyle bozguna uğradı. Çerkez Ethem dahi silahlı bir çatışmanın olduğunu kendi anılarında söylemektedir. Kendi hatıratında gerek İsmet Paşa'nın gerek Refet Paşa'nın askerlerine karşı taarruza geçtiğini ve hepsinde başarılı olduğunu belirtmektedir. Fakat çatışma sonucunda mağlup olmuştur. Mağlubiyetinde çatışma esnasında birliğindeki askerlerin karşı tarafa geçmesi de oldukça etkili olmuştur. Çerkez Ethem'in 5000 kişilik birliğinin 2500'ü Büyük Millet Meclisi saflarına geçmiştir. Çerkez Ethem ve yanındaki arkadaşları maalesef Yunan birliğine sığınmış ve sonrasında ise Atina'ya gitmiştir ve bir daha yurda geri dönmemiştir. Mustafa Kemal Atatürk durumu şöyle özetlemiştir. Efendiler, askeri harekatı çapulculuktan ve devlet teşkil ve idaresini şunun bunun masum çocuklarını kurtuluş fidyesi dilemek için dağlara kaldırmak haydutluğundan ibaret zanneden şarlatanlıklarıyla, yaygaralarıyla bütün bir Türk varlığının başını ağrıtan ve Türk milletinin Büyük Millet Meclisi'ni kendileriyle meşgul eden hayasız, haddini bilmez, küstah ve herhangi bir düşmanın Boğaz toplumuna casusluğunu, uşaklığını yapacak kadar aşağılık ve rezil tinette bulunan bu kardeşleri ellerindeki azami kuvvet ve dayandıkları düşman da dahil olduğu halde cezalandırıp tepelemek suretiyle inkılap tarihimizde tesirli bir ibret misali kaydetmek zaruri görüldü. Genel bir af çıktıktan sonra Çerkez Ethem yurda dönmemiş, konu hakkında açıklamaya bırakacağım uzun bir metin kalemi almıştır. Metnin başında suçlular affedilmeyi kabul eder. Ben suçlu değilim demiş, sonunu ise şöyle bitirmiştir. Belki çok hatalarım vardır fakat asla hain değilim. Cumhuriyet yıllarında Çerkez Ethem'in adı birçok lidere ve hatta Mustafa Kemal'e suikastla anılmıştır. Bu da bir başka videomuzun konusu olsun. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu videomuzda sizleri sıkmamak için olabildiğince genel bir şekilde anlatım yapmaya gayret gösterdim. Kaynakçalar açıklama kısmında mevcut. Belki bir gün konu hakkında saatlerce konuşacağımız bir video yaparız. Abone olursanız sevinirim. Kalın sağlıcakla.